Saat Farkı'ndan merhabalar. Ben Feyza Gümüşdoğlu. Her hafta farklı ülkelerden konuklarla dünyayı EkoTürk ekranında buluşturuyoruz bu programda. Bu hafta stüdyoda kıymetli bir konuğum var. Arjantinli bir konuğum var. Zannediyorum, yani tabii Arjantin ekonomisini çok konuşuyoruz. Türkiye'de de, Türkiye medyasında da çok konuşuyoruz. Bilhassa Türkiye ile de, Türkiye-Arjantin ekonomisi arasında da çok mukayese yapılıyor, yapılmakta. Ancak zannediyorum Arjantinli birinden, özellikle Türkçe'de, konuşarak böyle bir ekonomi değerlendirmesi, iki ülke arasında mukayeseli bir ekonomi değerlendirmesi çok fazla rastladığımız ekranlarda bir şey değil. Şimdi işte bu hafta onu yapacağız. İstanbul Üniversitesi'nde doktora yapıyor aynı zamanda konum. Doktor öğrencisi İktisat Fakültesi'nde doktora yapıyor. Türkiye, Arjantin ekonomisini aslında karşılaştırmalı olarak inceliyor zaten. Kendisi de tam olarak bu konuyu çalışıyor. Jose Delgado, stüdyomuzda Jose hoş geldin merhabalar. Hoş bulduk merhaba. Evet dediğim gibi Jose yani biz çok konuşuyoruz Türkiye'yi e, Türkiye'de, Arjantini sen de biliyorsun zaten buradasın evet. yaklaşık bir 10 senedir senin de evet. hikayeni çok kısa bir dinleyeceğiz ama Arjantini e, birinden böyle özellikle Türkçe e, çok fazla. Hani ben hatırlamıyorum en azından ee, evet, doğru, evet. ekonomi bilgisi olan senin gibi bir Arjantinli'nin çıkıp hani böyle Türkçe konuşarak iki ülke arasında mukayese yaptığını ben dinlemedim şu ana kadar. O anlamda bir ilk olacak evet. diyebiliriz aslında. Ee, hoş geldin, teşekkür ederim e, katıldığın ben, için. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle ederim. kaç senedir e, Türkiye'desin, e, doktora çalışmaların nasıl gidiyor, onunla alakalı böyle seni en azından tanımayan izleyicilerimiz için kısa bir bilgi vererek başlayalım istersen. Tamam, ee, ben e, 2013'te e, buraya geldim. Yani ilk olarak yüksek lisans e, okudum hı hı. İstanbul Üniversitesi'nde. Sonra bir sene e, çalıştım burada. E, şu an evet e, doktora e, test aşamasında. Tez aşamasında e, Evet İstanbul Üniversitesi'nde. Ee, okuyorum. Beyazıt'tasın. Ben de İstanbul Üniversitesi İktisat Aynen. Fakültesi mezunuyum bu arada. Çok da şanslısın. Çok güzel bir kampüste <laughs> e, okuyorsun aynı zamanda. Şimdi peki Hoze e, zaten sen dediğim gibi Türkiye Arjantin ekonomisi aslında üzerine makalelerin yayınlanmış makalelerin de var. E, birkaç tanesine göz attım. E, i̇ki ülkeyi aslında mukayeseli olarak e, çalıştın. Aynen. Çalışıyorsun halen de. Bir yandan da tabii gözlemliyorsun, yaşıyorsun. Arjantin'e de, ülkene de zannediyorum zaman zaman gidip geliyorsun. Evet, zaten evet. buradasın. Dolayısıyla iki ülke aslında… Yani ilk ülke e, çok benzerlikli evet, var. Zaten evet, zaten biraz bugün aslında onu konuşacağız. Yani e, Türkiye'de de çok konuşulan konular bunlar. Özellikle işte iki ülkenin hem enflasyon, özellikle enflasyon konusunda. E, Türkiye'de her ne kadar tabii o kadar yüksek bir enflasyon yok ama siz de artık takip edemiyoruz. Yüzde iki yüzlere ulaştı zannediyorum. Yüzde aştı, yüzde yüz ellileri Arjantin'de. Ciddi bir enflasyonla karşı karşıyasınız. Hani Özellikle enflasyona gidişatı konusunda, işte borç ve kur krizleri, geçmişteki krizler dolayısıyla falan çok mukayese edilen iki ülke aslında evet. ekonomi anlamında. Hatta e, ünlü bir ekonomist e, var, sen de bilirsin belki Türkiye'de Mahfi Eğilmez. Evet. E, şöyle bir geçtiğimiz haftalarda bir tweet attı. Üç tür ekonomi vardır. Gelişmiş ekonomiler, gelişmekte olan ekonomiler ve e, Arjantinle Türkiye diye o ikisini ayrı bir kategoriye koymuş Mahmut Hocam. Olabilir, evet. Dolayısıyla hani biraz böyle benzerliklerinden aslında hep konuşuyoruz, sürekli konuştuğumuz bir konu ama hem geçmişte yapılan e, hatalar anlamında e, benzerlikler neler, hem günümüze kadar, Milei sonrası belki biraz farklı olabilir, evet. onu da konuşacağız ama neler en sık böyle senin de rastladığın, e, incelerken iki ülkeyi, yani benzerlikler neler? Genel olarak hem Arjantin hem Türkiye'de e, e, sürekli krizler vardı, sürekli enflasyon da vardı. e, para politikası biraz aynısı olabilir. E, özellikle son e, senelerde. E, bir de eskiden e, tabii ki şey e, birkaç reformalları vardı e, Türkiye'deki. E, mesela Turgut Usal e, aşamasında. 80'lerde. Seksanlar. 80 aynen öyle. Arjantin'de 90'larda biraz e, benzer e, reformalları vardı. Ama e, Aynı zamanda 2000 yaklaşık 2002 sene e, büyük krizi vardı hem Arjantin'den hem de evet. Türkiye'de. E, ondan sonra e, tekrar e, e, başladık i̇ki, iki ülkede. Ama şu ana kadar e, tabii ki Arjantin e, durumu e, Türkiye'den farklı, yani çok farklı var e, şu an e, Türkiye, pardon, Arjantin'de bu büyük enflasyon aşamasında, büyük eee hiperenflasyon evet. başlayabilir Ama enflasyon. şu an e, e, yeni Cumhurbaşkanı e, Javier Milei Evet. E, birkaç e, karar verdi. Şimdi yani, onu özellikle soracağım. Milei'ye gelene kadar ki <laughs> aslında durum zaten son derece vahim bir durumdu <laughs> Arjantin için. Zannediyorum zaten hani Javier Milei'nin seçilmesinde de en çok bu ekonomik gidişat etkili oldu yani halk evet. e, tamamen dışarıdan bir aday aslında Mileyi tabii tabii e, bir ekonomist kendisi de aynı zamanda ama enteresan tabii radikal ekonomi fikirleri var biraz daha evet. e, mevcut durumdan halk belli ki memnun değildi özellikle ekonomi zannediyorum değil mi seçimlerde en fazla ekonomi etkili olmuştur herhalde Arjantin'deki yani, seçimlerde. özellikle on... enflasyon enflasyon tabii. enflasyon problemi Arjantin'de kimse çözemiyor şu ana kadar ee, yani son e, seneler ne bileyim son 10 sene gibi, yaklaşık 10 sene, e, hemen para basması hala duramıyor. E, o, para basma süreci özellikle seçim döneminde de zannediyorum hızla evet, devam etti. Yani evet, son e, ne bileyim 4 ayda daha yüksek oldu hı hı. ama ondan önce e, sadece... E, Eski Cumhurbaşkanı bir de diğer Cumhurbaşkanları e, Peronis, aynı Peronist başkanlar budur. Pe, aynen, şey. öyle. Peronist Partisi e, e, para basması devam eder. Yani sadece e, yani ajantin enflasyonun en önemli nedeni nedeni pardon e, para basması. Hı hı. Para basma yani çılgınca devam etti. Evet. E, halk böyle bir sahte bir refah belki yaşadı, bir bolluk yaşadı evet. ama dediğin gibi hiperenflasyon artık riskine doğru geldi seçim dönemine kadar. Şimdi Milei'nin o radikal reformları biz de çok konuştuk burada. Yayınlarımızda da yine konuştuk. İşte sen de zaten yakından biliyorsun. E, dolarizasyon, Merkez Bankası'nı kapatma, Hı -hı. böyle özellikle radikal reform önerileri vaatleri yani. oldu ve seçildi halk. E, herhalde artık mevcut durumdan daha kötüye gidemeyiz diye düşünüp Miley'i mi seçti? Nasıl oldu tam olarak? E, ve sonrasında bize neler olduğunu biraz e, geldikten sonra Yani artırmış. ilk olarak e, Javier Miley, e, Keynes'in e, bir de e, heterodox heterodoks ekonomisi çok sevmiyor. Yani, evet. heterodox politikalara karşı bir isim. Evet. Nefret ediyor söyleyebilirim. E, çünkü yani biliyorsunuz e, insanlar e, enflasyon devam edecek e, düşünüyorsa... Evet. Para hemen e, harcamaya harcama yapıyor. Yani e, yani o deme gücü kaybetmek istemiyorlar. O yüzden hemen e, tüketici e, tüketim pardon e, yuzyıllı e, uh -huh. artmaya devam ediyor. Yani. E, Javier milay e, her zaman öyle demişti. Yani her zaman öyle açıklama yapmış. E, bizim hiperinflasyon devam edeceğiz. Yani hiperinflasyon olacağız çünkü e, bizim ülke sadece e, para para artmaya, yani para arzı artmaya devam ediyor. Ee, o yüzden e, tabii ki son e, ne bileyim, son 12 sene Arjantin ekonomi hiç e, 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 hiç e, kusura bakma. İngilizce söyleyebilirsin, hatırlayamıyorsan Türkçesini. Ha, e, No, not, growing. Ya yani büyüme olmadı hiç. Büyüme Aha. olmadı pardon. Evet. E, o yüzden e, sadece e, enflasyon devam ediyor. E, her e, programlarda da e, yani kanalda tib, e, her e, haber hep, her, yerde üniversitede e, Javier Milen öyle açıklama yapıyordu. Hı, hı. E, o yüzden e, herkes yani inanıyor. Ayrıca başka e, hem e, politika e, partisi hiç çözemiyor. Yani hı hı. tabii ki 2015'te mesela Mauricio Macri kazandı, Mauricio Macri peronist değildi. Ancak hiç çözemedi. Yani enflasyon devam etti. E, hiç, e, hiç yeni bir şey yapmadı. Hı hı. Yani, yani, hiçbir reform, bir böyle bir yapısal reform veya farklı bir radikal bir adım atılmadı. Şu yani kadar çözmek için bu kronik sorunu. Ayrıca e, eski politikaları devam etti. Mesela e, fiyatları kontrolü, e, e, sermaye kontrolü, hepsi devam etti. Hı hı. O yüzden yani insanlar başka seçim yoktu. Sadece evet. e, en farklı Mileyi vardı. Javier <laughs> Millet. Anladım. milleye verdi insanlar da o yüzden. Çünkü Millet'i tam tersi yani şu ana kadar aslında senin de anlattığın gibi yapılan... Bu arada bir grafiğimiz var. O grafikte belki gelirse grafiğin üzerinden bakarak da yine konuşuruz. Çünkü o çok hani e, hakikaten... Yıllar bazında Arjantin'deki o enflasyonun ne kadar korkunç bir şekilde hakikaten arttığını evet. gösteriyor zaten grafiklerde aslında. Şu grafikten evet. tabii bahsediyorum. Yani korkunç bir yükseliş. Mesela e, orada bakabiliriz. E, Pandemiden sonra hemen yükseldi. E, son enflasyon %200 yaklaşık e, Aralık ayında. Evet. Yani seçimlerden önce e sonra pardon yaklaşık yüzde iki yüz oldu. Evet. Ki para yani. basımı zaten özellikle seçim öncesi aylarda evet. giderek arttı diyorsun. Evet evet. Onun evet. zaten çok bariz bir etkisi vardı çok zannediyorum. Çok ciddi bir şey. Aha. o yüzden yani insanlar böyle devam etmek istemediler. Aha. Ve e, evet. seçtiler. Yani Miley'nin vaatleri biraz ümit geldi o zaman insanlara biraz. Evet, evet. Etti, yani başka seçim de... yoktu. Anladım. Öyle düşünüyorum. Peki sonrasında şimdi hani işte sermaye kontrolleri dedin. Özellikle işte vergiler de zannediyorum çok yüksek evet, zaten. Evet. Ee, hani o anlamda çok sıkı bir denetleme, sıkı kontroller hı hı. uzun yıllardır zaten vardı. Bilhassa o Peronist dönemde, Milley'e kadarki hatta dönemde diyebiliriz. Şimdi Milei tamamen serbest yani, Hatta işte Merkez Bankası'nda zaten lağvetmekten bahsediyor. Hepsi, neler yaptı geldiğinden beri bu arada? Daha kısa süre oldu gerçi geleli ama e, şu ana kadar neler yaptı? E, somut yaptığı hı. bir şeyler var mı? Veya hani e, neler daha yapmayı düşünüyor? E, onları biraz böyle bize anlatabilir misin? Geldikten sonra göreve. Tamam. E, haber ile sadece e, iki ay. Yaklaşık evet, iki ay e, oldu ama çok şeyler e, oldu e, şu an e, Arjantin'de. Yani yavaş yavaş e, fiyatlar kontrolü kaldırmak istiyor. Yani ilk olarak bu. Yani son olarak para verimi dolar olmak istiyor. Hı hı. Yani Arjantin'da sadece dolar kullanmak istiyor çünkü peso kimse güvenmiyor. Peso'ya kimse peso. güvenmiyor yerli paraya kimse evet. güvenmiyor. Yani Aha. Arjantin para verimi kimse güvenmiyor. Peso olabilir hepsi olabilir. Yani ama Merkez Bankası kimse güvenmiyor. Arjantin'da milleye göre hı hı. ama biraz doğru Durukları olabilir. E, evet doğru olabilir çünkü e, yani biliyorsunuz e, makroekonomi e, para politikası e, teorisi e, teorisinde şey e, kurallar dayalı takdir yetkisini e, para politikaları e, buluyoruz. Ondan önce mesela e, par, e, Merkez Bankası bir karar veriyor. Yani e, ne bileyim, e, örnek veriyorum. E, enflasyon hedefi vardı Hı -hı. mesela. Tamam insanlar tamam eh, eh, devam ediyor ama biraz sonra bu enflasyon hedefi değişiyor. Sure. Mesela daha yüksek olacak. O yüzden yani yavaş yavaş insanlar eh, Merkez Bank, Arjantin Merkez Bankası hiç güvenmiyor. Hmm. Çok sık başkan değişimi oldu mu bu arada Arjantin'de? Hani mukayese ediliyor ya iki ülke çok. Onu da merak ettim o yüzden. Hani Arjantin'de Merkez Bankası başkanı son e, yıllarda ya da son aylarda çok değişti mi? Şu an zaten Milei'nin yeni bir başkanı var zannediyorum. E, evet. Aha. evet. E, tabii ki e, şu an e, Santiago Boussili e, e, Merkez, Merkez Bankası, Bankası. başkanı. E, ama yani ondan önce e, ne bileyim son e, başkanı e, hatırlamıyorum 15 sene önce yani gerçek Çalıştı. Hmm. Biraz Ondan sonra zaten. sadece e, Arjantinli Cumhurbaşkanı ya da e, Maliyet e, Başkanı şey e, ekonomi yönetimi e, yapmış, yani Başka e, kimse yapmadı. O zaman yani para politikası e, merkez bankası karar verme, vermiyor. Uh -huh. Yani veremiyor He, genelde. Aha. Hose ee, şunu da merak ediyorum yani işte güvenden bahsettin. O zaten çok önemli bir ekonomide en önemli şey zaten insanların aslında Aynen. güven duyması. Enflasyon konusunda mesela açıklanan verilerle alakalı nasıl bir hesaplama yapıldığı, halk o enflasyon rakamlarına açıklanan istatistiklere güvendi mi o dönem, özellikle milenyen öncesi dönemde? O güvenle alakalı bize biraz daha böyle anlatır mısın? Ee, orada da böyle hani şüpheli mi bakılır genelde verilere, rakamlara? Okuldaki yani. Maliye ve Ekonomi e, Başkan e, Başkanı bir of, e, bir var. İndek. İndek şey e, yani Türkiye'de ana, Türkiye'de Aynı, gibi. Arjantin'de Aha. TÜİK gibi. E, e, indekte, e, çok iyi şey uzmanlar var. Çok iyi çalışıyorlar. Ama 2007, e, evet 2007 Aha. olur. Evet 2007 e, Cumhurbaşkanı Herkes değiştirdi orada, Hı -hı. yani indekte. Çalışan herkese bütün Çalışanlar, istatistler, e, e, hesaplama hepsi değiştirdi. Hı -hı. Ondan sonra düşük enflasyon ortaya çıktı. Hı -hı. Her ayda, Hı -hı. her ayda düşük Hı -hı. enflasyon Ama yani bankalar, e, ne bileyim, e, businessmen herkes e, onu gören Yani başka bir e, enflasyon hesaplama e, başlamaya e, başladı yani. Hı -hı. Ee, o yüzden yani fiyat referans yoktu o zamandan mm -hmm. hiç e, ref, e, hiç referans yoktu yani nasıl satış yapabilirim ne bileyim e, telefonlar e, eşyalar hepsi yani hiç referans yoktu. Ya yani bir ürünün fiyatı mesela bize biraz örnek de verebilir misin o çünkü sen sık sık da gidip geliyorsun bu ne zannediyorum. Yani hani bir markete girdiğinde, ertesi gün veya bir sonraki hafta hani bir ürün fiyatı veya kafeye, restorana gittiğinde böyle gündelik hayattan biraz da örnek verir misin? Yani daha iyi son senede, e, e, ben şey Ağustos ayında e, gittim oraya. Hı -hı. E, ben 3 hafta oradaydı. Her gün e, fiyatlar değişiyor. <laughs> Hmm. Maalesef her er restoran gidiyorsan, e, ne bileyim markete gidiyorsan e, her zaman farklı e, fiyatlar e, ya da yani hangi doğru fiyat kimse bilmiyor. Hmm. Bir ürünün yani fiyatı ne, bir hizmetin fiyatı ne buna bir dair bir fikir şey yok. Bir masaya e, hamburger ne bileyim bir e, kola alırsın tamam bu fiyat var. Diğer e, masada başka fiyat vardı. Hangisi doğru bilmiyorsun. Yani, Bu konuyla alakalı hükümet, ya yani önceki hükümet, Milayden önce peki hani işte çünkü bahsettin sıkı kontroller dedin. Fiyatlarla alakalı böyle bir e, kontrol veya bir, evet. böyle bir mekanizma oldu mu? Evet. E, bir kontrol vardı, e, bir, bir hukuk vardı yani hani. E, hani şu kadar arttırabilirsiniz veya kiralar içinde geçerlermiş yani şey, böyle bir düzenleme... Aha, Var Maksimum şey? fiyatı vardı. Ama yani siz mesela bir masa var. Hiç satış yapmıyorsun, yani mağazalarda e, hiç ürünler vermiyor o zaman da. Çünkü şey e, eğer satış yapıyorsa tabii ki hiç kar olmayacak. Hmm. O yüzden e, yani mesela e, geçen sene dört e, gün ya 5 beş günde e, hiç petrol yoktu hmm. Hem, bütün e, ülkede. Hiç petrol yoktu, kimse e, alamadı e, petrol mesela. Hmm. Bu problem var. Yani ciddi vardı. bir arz sıkıntısı da pektör, tabii, şey tabii 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 mi? tabii ha -ha. ya da şey fiyat kontrolü var ya da e, arz, ya da arz e, bitiyor. Arz arz sıkıntısı var anladım. Peki şimdi Milly o zaman e, ne yapıyor şu an? Ne yapacak? Yani bu işin içinden e, yıllardır biriken, kronikleşen bu sorundan Milly nasıl kurtulacak? Böyle bir ümit var mı şu an için? Kısa vadeli bir hedef zaten yoktur zannediyorum ama orta uzun yani, vadede belki neler olabilir? Yani ee, Arjantin'de e, şu an e, büyük bir krizi var, ekonomik büyük bir krizi yani e, bence yani vadeli e, kimse yani kisap döneminde e, kimse e, çözemiyor bu problemde. Belki 6 e, sene sonra, 8 sene sonra belki eğer her hepsi çalışıyorsa e, bir e, çözüm olabilir yani istikrar ekonomi olabilir. Şu an öncelikli olarak yaptığı Miley'nin hani somut bir şey yaptı dersen önemli olarak bir radikal bir adım ne olur bu? Ya yani en şu ana kadar geldiğinden beri göreve yaptığı somut şey ne? Olumlu anlamda bir değişiklik, bir yeni bir. Yani bir e, ilk olarak e, fiyat kontrolü kaldırmak Aha, istiyor. Fiyat kontrolünü kaldırmak. Mesela e, sözleşmeler, kira sözleşmesi. Kira sözleşmesi. Yani ondan önce e, çok kontrol vardı yani en en az e, üç senede e, bu. ...kira vermeniz lazım. E, fiyatlar değişmiyor. Değişemiyor. Aha. Ya da e, her... ...altı ay e, değişebilirsiniz. Hı hı. Mesela... E, ...ne oldu o zaman? E, sahipler hiç... ...kira vermiyor. Hı. O yüzden yani... ...insanlar, e, aileler... Ev bulamıyor. Ev, ev kira... ...hiç e, daire falan bulamıyorlar. Aha. O yüzden e, zor oldu. yani. Şu an mesela... ...bu kaldırmak... Eh, bu, perdón. Bu controlocal de. Shoal mesela eh em eh, servest. Yani serveskira se eh ia pabilersiniz. Hmh. Uh -huh. Mesela eh Bitcoin o de me Ee, ne bileyim, dolar olarak o yapabilirsiniz. Yani hiç kontrol yok. Şöyle. Hı hı. O işte Arjantin piyasasında hep konuştuğumuz bir şey var. Kur, onlarca belki yüzlerce hatta farklı kur var. E, Aynen sokakta. öyle. Yani, o, onunla alakalı şu anda hala durum aynı mı? Nasıl? Orada bir hani gelişme Yani şu an mesela e, siz e, en fazla 200 dolar her ay alabilirsiniz. Yani daha fazla alamıyorsunuz. Bu e, Mer merkez bankasından. Yani tamam. senin bankası e, alabilirsiniz ama tabii ki kara var. Evet. Eh, bu kara sokakta uh -huh. eh, ne bileyim eh, belki eh, siz Buenos Aires biliyorsunuz eh, Florida sokakta eh, buradaki istiklal cahesinde gibi uh -huh. orada eh, birkaç insanlar satış yapıyorlar uh -huh. yani cambio cambio diyorlar. Evet. Eh, onlar da eh, evet alabilirsiniz. Eh, mesela eh, Merkez Bankası Dovis Kuru şu an 800 eh, peso. 1 dolar 800 peso. E, kara piyasasında e, 1200 Pesun. Anladım. E, bununla alakalı yani Mile'ye geldikten sonra özellikle piyasalarda böyle bir bir dönem zannediyorum bir olumlu hava oldu ama şu anda durum nasıl? Yani hani piyasalarda biraz böyle bir genel olarak aslında güven var mı Mile'yi hükümetine şu anda? E, biraz olsun işte o... Var. Var. Ee, yani hani olumlu olmaya Bazı insanlar yani. güveniyorlar ama e, tabii ki Merkez Bankası çok borç var şu an. O yüzden... E, IMFE zannediyorum il, sizin 44 milyar dolarlık da bir IMF'ye borcu var Arjantin'in. yani. E, evet. Son, ama bu son başka bir şey. Bir borcu öyle bir borç da vardı. Hani evet. Onları da kapatması bir yandan. Zannediyorum. Bu e, yurt dışı hmm. yurt dışı şey borç. Aha, evet anladım. E, Merkez bankası içinde e, e, birkaç e, yani bono falan var. E, o borçlar kapatmak istiyor. Ondan sonra e, sermaye kontrolü kaldırabilir. Aha. Yani. E, Öyle düşünüyorlar e, e, Millen'i. İnsanlar bekliyorlar. Tabii ki e, yeni bir e, adam, yeni e, fikirler var. Belki e, bu problem çözebilir ama e, daha fazla e, beklemem lazım. Anladım. E, peki Hoca, şimdi yaklaşık 5 dakikamız kaldı. Biraz böyle e, senin e, Türkiye gözlemlerini de sormak istiyorum. hani. Özellikle işte dediğim gibi hani Türkiye'de de tabii biz de e, ciddi, Arjantin kadar olmasa da tabii ki bir enflasyon sorunuyla son dönemde karşı karşıyaydık. Biraz işte bizde de heterodox politikalardan tekrar Ortodoks politikalara dönüş oldu. Sen de biliyorsun, yakından takip ediyorsun zaten. E, tabii sen Arjantinli olduğun için zannediyorum Türkiye'deki enflasyon sana böyle e, herhalde çok. Nasıl geliyordur? Basit geliyordur zannediyorum. Burayla alakalı böyle gözlemlerin nasıl? İstanbul'da yaşıyorsun bir yandan. E, hı hı. Hani buradaki fiyatlar sence nasıl değişti son bir yılda böyle? Burayla alakalı böyle bir e, baksan genel olarak e, gidişata neler görüyorsun? Yani dediğim gibi Arjantinli birisi için hı hı. herhalde çok basittir buradaki enflasyon. Sana çok ufak geliyordur ama yine de merak ediyorum gözlemlerini. Çünkü bir de şunu da sormak istiyorum. E, tüm mekanlar dolu işte nasıl oluyor bu kriz varsa insanlar nasıl bu kadar harcıyor diye de çok aslında yazılıp çiziliyor aynı şey evet. Arjantin için de söyleniyor Türkiye için İstanbul için de geçerli bütün mekanlar dolu böyle gözlemlerin e, neler özellikle iki ülke ile alakalı yani, mesela e, Türkiye'de e, iyi bir şey var e, mesela şu an sermaye kontrolü yok yani doğuş kuru yani karapiasası falan yok hı hı. bunu çok önemli çünkü e, mesela e, mağazalar, herkes yani Fiat reference bar. Ole Argentin bitti, yani ne bilim 12 sene önce. Hı hı. Ama mesela eh, er eh, Fiat Control Barsa, ole bir problemo la bilir. Mesela, kira eh mesela em eh, ne bilim urunler eh Control bunu eh, problemo labilir. Ama en önemli tabii ki enflasyon, enflasyon eh, E Türkiye'de yani faiz oranı yükselme devam ediyor. evet yükselmeye devam etti son dönemde özellikle ee, Ay arttırıldı. Yani bu Arjantin'de ne bileyim eee 10 sene 5 sene önce yapmadı. Yani düşük düşük faiz. faiz oranı hı hı. kaldı. O yüzden enflasyon devam etti. Hı hı. o yüzden Türkiye geç kaldı mı sence biraz o anlamda hani faizleri yükseltmeye? Hı hı. Burada da biliyorsun çok tartışma konusuydu. Arjantin'de zannediyorum hep düşük tutuldu zaten. Hatta birkaç evet, ek evet, evet, faiz evet. zannediyorum zaten. Geç kalındığını burada düşünüyor musun? Ee... Yok. Bence şu ana kadar geç değil. Hı hı. Ama sık sık politika devam etmemiz lazım hı hı. burada. Çünkü yani Arjantin'de enflasyon kontrolü yani bitti. Yani hı hı. hiç kontrol yoktu. Milley e, yani radikal politikaları e, mesela e, maliye harcama e, bitmek istiyor. E, ne bileyim, e, e Arjantin'de mesela e, subsides, subsides, subsidize var. Ee, evet, Türkçesi benim de şu an aklıma gelmeyecek. Subsidize'ın, e, gerçekten evet. Türkçesi benim de şu an aklıma gelmiyor. Ee, evet, mes ama mesela öyle bitmek lazım e, göre. e, bitiyor zaten. E, bir de mesela ilçeler, e, pardon, iç, içeye e, e, yani farklı bölgesinlere Hı -hı. e, para ondermior, Mesela çünkü tabii ki yok. Ah. Eğer para basması devam ediyorsa var. Hı -hı. Ama öyle e, milleyi e, istemiyor. Yani o yüzden yani onu e, bitirmek lazım. bir hedef var mı bu arada yani hani yıl sonu işte Milli mesela hükümeti işte yıl sonu enflasyon hedefimiz şu gibi tamam, bir şey evet, söyledi e, açık maliyet var e, açık maliyet e, düş, e, düşmek istiyor e, milli. şu an yüzde yüzde altı yaklaşık e, yüzde dört istiyor e, onu e, ulaşıyorsa... Em, baska bir eh, politikalari dago amezek mezela zermaia eh, kont, eh, kontrolu eh, eh, kaldirazak, yani IMF oile konustu, uh -huh. unuhakinda hakinda konustu. Eh, oizden, eh, ondan sonra belki enflasyon, Belki genel fiyatlar e, istikrar olabilir. Hı hı. İstikrar. Bekleyip göreceğiz diyorsun kısacası. Bir Arjantinli olarak e, yani tamamen, lazım. tamamen karamsar değilsin. Çok ümitli de değilsin. E, bekleyip göreceğiz diyorsun zannediyorum. Yani yavaş yavaş sonuçlar e, görebiliriz. Ama yani, tabii uzun bir mücadele. Evet. Yani şüphesiz evet, evet. ki zaman alacak. Tabii ki çok bekliyorduk. Yani. <laughs> Peki Jose çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben teşekkür için. ederim. Evet, Saat Farkı'nda bu hafta Arjantin konuştuk, Arjantin ekonomisini konuştuk. Arjantinli, ülkemizde yaşayan, İstanbul'da yaşayan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde aynı zamanda doktorasını devam ettiren ve aynı zamanda İstanbul'da çalışan Jose Delgado bizimleydi. Türkiye, Arjantin ekonomisini kendisi zaten karşılaştırmalı olarak da doktora tezinde de inceleyen bir arkadaşımız. Onunla konuştuk, karşılıklı iki ülkeyi biraz analiz ettik. Önümüzdeki hafta yine farklı bir konuyla, farklı bir konukla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.